Köyde yaşamayan insan... Kızım sana söylüyorum, gelinim kızım, sen anla. Bana köy, söylemiyor, size söylüyor. Köyde yaşamayan bilmez. Şimdi çiftçi tohumu tarlaya eker. Evvelen nadas yapar. Evet. Daha sonra yağmur yağar, tav bakar. Bu tav toprak şeyi alır mı, aha, tohumu? Ondan sonra çifti sürer. Çifti sürmeden önce tohum eker. Tohumla birlikte çifti sürer. Sonra tarlayı tapanlar. Kocaman bir tapan diye bir ağaçtan yapılmış şey vardır. Onunla üstünü örter. Benim rahmetli dedem sonra da geçerdi kenara. Biz çocuğuz o zaman, bilmiyoruz ki. Döner, meğer kıbleye dönermiş o. Şimdi hatırlıyorum dağlardan bilen. Allah döner, Allah elini eylesin, kaldırır böyle dua eder. Ondan sonra hadi gidelim derdi. Bu ne demektir biliyor musun? Ey ulu Allah'ım, sen bana bu tarlayı verdin. Bunu sürecek öküz de verdin. Bunu sürecek sağlık da verdin bana. Buraya ekeceğim tohumu da verdin bana. Bunların hepsini sen bana verdin. Ben de senin toprağına bunları ektim ya Rabbi. Ben üzerime düşeni yaptım. Kurdun kuşun hakkı baki olmak üzere üzerini de tapanladım. Gerisi sana emanet ya Rabbi diyorsun. Efendim 3 ay sonra geliyorsun ki her taraf yemyeşil ekin olmuş. Ekersen biçersin kızım, ekmezsen biçemezsin. Onun için sevgili peygamberimiz, dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır diyor, tarlası. Bu tarlayı burada ekersen ahirette biçeceksin be kızım. Son nefeste nasıl oluruz acaba? Vallahi son nefese gelinceye kadar namazdı, niyazdı, duaydı, zikirdi, şükürdü, abdestti, tesbihti. Bunlarla aran var idiyse, irtibatın var idiyse son nefeste onlarla berabersin. Ama bunlarla irtibatın yok idiyse